sizinle Yavuz. Çünkü benim hala sormak istediğim, merak ettiğim Celal'e birkaç şey var. Hatta Orhan Bey'in de takıldığı bir mesele Evet. var. Birazdan da Hayriye Hanım, Giresunlu Hayriye Hanım amcaoğluyla yüzleşecek. Mehmet Ali Bey önce orada burada falan farklı farklı şeyler ekibimizi bir yönlendirdi. Acaba bizi dolandırdı mı dedim. Yok, ben sizi dolandırmadım dedi. Birazdan sizin bir yüzleşmenizi merak ediyorum. Amcaoğlu gerçekten 2 yıl birlikte yaşadınız mı? Amcaoğlu seni dolandırdı mı sevgili Hayriye'cim? Hepsini konuşacağız ama Orhan Bey, öncesi kafanıza takıldığını Evet söylesenize ya. hocam. İlk söylediğiniz şey vardı ya, tape dediğimizde. Tape de diyorsun ki Ramazan'a, biraz sonra seninle konuşmaya gelecekler röportaj için. Söyleyeceklerini İşte iyi hocam ezberle, bu... iyi ezberle, yanlış bir şey söyleme gibi bir şey söylüyorsun orada. Neden böyle bir şey söylüyorsun? Ne söylemesinden korktun Ramazan'ın? Ya saçmalama, Ya konuşurken ne saçmalama saçmalasa dedim hocam. saçmalasın yani. Niye sen bir şey Ya söyleyecek, bunu ağzından bir şey başsavcıyla da kaçıracak, ağzından bir şey konuştum. kaçıracak diye mi korktun? Ya bunu savcılıkla da konuştum. İnceledik. Yani ağzından bir şey Gözaltı da kaçır. oldu. Nasıl? Onu Ya boş ver. Biz, savcılıkla. Ya bize sen benim o, soruma cevap verir sen misin bizim Celal ya? sorumuza yanıt Ben sana ver yani. gözaltımı Yani sormuyorum ki. jandarmayı bir şekilde ikna etmişsin de ben ikna Evet, olmadım yani. ben hiç olmadım. Ben hiç olmadım bu konuda. Olmadım yani. Yani bunu neden söylüyorsun? Bunu benim yanlış anlama. Sizin için söylemiyorum ama ben bunu algıladığım zaman şöyle algılarım. Evet. Demek ki ortada bir şey var. Bir suç var ortada, bildikleri bir şey Yok, var. hayır hocam. Bunu ağzından kaçırmaması için Yok, kesinlikle söyleyeceklerini hayır. iyi ezberle diyorsun. Yok, Bak. hayır hocam, kesinlikle. Ne öğrettiniz de Bizim neyin o konuda içimiz ezberlemesini rahat hocam. dedi. Tamam da niye öyle söylüyorsun o zaman? Saçmalamasın diye. Allah Allah. O zaman niye savcılıkta ifadede sana bu sorulduğu zaman saçmalamasın diye değil de başka bir şeyler söylemişsin orada? Burasını bilemem hocam. Neyi biliyorsunuz Allah aşkına, bildiğiniz yerden konuşalım ya. He? Celal. Bizim bir suçumuz, günahımız yok hocam. Celal, bir şey soracağım sana. Sen Yavuz'la aranında husumetlisin ya. Evet. Ümmü'yle diyaloğun nasıl senin? Konuşur muydunuz? Yok, hayır. Kesinlikle. Ümmü sizin eve zaman zaman gelip Ya gidermiş. annemle konuşurlardı. Dertleşirlerdi. Annem, Sen görür müydün onlar ben bir dertleşirken? sefer gördüm Didem Hanım. Oturup onlarla sen de o dertleşmeyi dinledin mi? Yok, hayır. Kesinlikle hayır. Ne zaman gelip git diyordu sizin evinize Ümmü? Ben bir sefer denk geldim. Onda da dere sulamadan geldim. Kardeşimle birlikte. O zaman annemle evin önünde gezeliyorlardı. Konuşuyorlardı yani. Yani evimizin içinde falan görmedim. Ya Ramazan görmüş. Görmüş olabilir. Ben görmedim Didem Hanım. Ben evlerinin içine hiç girmedim Didem abla. Öyle diyor, gelip Bir gitmesini defa sor. girdim. Babaannesi vefat ettiğinde annemgille beraber gittik. Annem oradaydı. Bunların evinde. Annemi tekrar kendi evimize çağırmak için gittim oraya. Ben doğru düzgün bunların evine Sen kendin dedin gitmiyordum. ya, seni dövüyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Sana sürekli telkinde bulunuyormuş Durhane. Ha? Aynı yolda şide denk geldiğimizde, can da şide denk geldiğinde söylüyor Didem abla, ben gitmezdim. Beni araştır Didem abla, hiçbir kimsenin evine doğru düzgün de oturmaya, neşetmeye, kendi gezmeye gittiğinde annesi bazen arada gider, ben gitmem Didem abla, ben gezmeyi sevmem ki zaten. Sen neyi seviyorsun ya? Ben ancak evde Uyumayı. çocuklarla oturur, televizyonda şeyde çocuklarla vakit geçirir Didem abla, ben geziye gitmem. Mustafa Bey'i görebilir miyim arkadaşlar? Bir de onu Mustafa Bey'e soracağım bir soru var. Mustafa Bey. Önce Durhane Hanım'a Buyurun. sorayım ya. Durhane Hanım'a sorayım. Durhane Hanım, Ümmü sizin evinize gelip gidiyor muydu? Evin içinde oturuyor muydu? Sohbet ediyor muydunuz? Durhane Hanımcığım. Gelir giderdi. Ara sıra gelir giderdi. Ekmektir, çay içerdik. Varı giderdi. Ama durmadan dayak girdi. Çengelerdi. Onlar da döver içeri kapardı. Döver döver içeri kapardı. Ben yalan söylersem kahrolayın. Ama o da bana iftira attı. Allah'ın namusu. Evin içine sohbet ediyordunuz değil mi? Gelirdi, gelirdi. Yalan söylüyor, gelirdi. Yalan söylüyormuşsun. Hayır Didem abla. Niye? Çok yalan makinesi ben olmuş o. Aferin ona, aferin. Ne diyor anlamadım. Söyle Duraneciğim. Yalan makinesi. Onları geçtin kızım. İyiliksiz namkör. Onları geçtin. Ben hayır. Benim onları geçmeme bir ben alakam yok. Anan gibi tavsiye ederdim. Şöyle böyle diye işte tut diye. Duran Sokul içeri iş tut dedim. Adam o dedim. Seslenme dedim. İşteglemişsiniz. Ümmü, gidiyor musun eve? Yok Didem abla, gitmedim. Ne söyle, Durhane söyle Hanım'a ya. Söyle. Durhane Hanım, Durhane Hanım'la bir konuş bakayım. Ben Bak gelmedim. Dedim abla, ben bana deme, Durhane Hanım'a söyle. Bir evlerinin önünde oturduk, çay içtik. Ölen Ömer Özkan'ın eşi Şükrü Özkan da vardı o gün, ben hatırlıyorum. Evin hani önünde yolun tamam üzerinde, hazır. yolun üzerinde Yolun sor. üzerinde, evet, yolun altında. O Şükrü teyze de vardı. Onunla beraber bir şeyler getirdi. Onları yedik ama evin içine ben girmedim Didem abla. Çünkü girmem gereken bir şeyim yok.
Bana her kişi yok evlerinde. Ne yok? Yani bir bayan yok. Bir şey edebileceğim kişi yok. Onda Şükriye teyzeyle beraber oturduk o gün evlerinin önünde. Ben evlerin içine girmedim. Bir de Duran Hanım var. Şükriye teyze vardı vefat ettiği. Duran Hanımcığım, kapının önünde mi çay içtiniz? Yoksa evinize gelip evinizin içine girip oturur muydun mu? Vallahi salonda da oturuyduk, kölgede de oturuyduk. Ben hazırlardım çayımı, ekmeğimi, tatlıca yirdik. Ama Yavuz Ula anası kıyameti kopardı, kıyameti. Ne diyorlardı size? Yavuz Ula anası gibi Türkiye'de yok. Didem abla, bir şey söyleyebilir miyim? Söyle tabii. Hacer Erdemir var, onun röportajı vardı. Bir dinletin bakayım. Kim Hacer Erdemir? Benim dilim de komşu. Tamam, şey yaparız ama bak sonuçta Duran Hanım diyor ki benim evime... Anlatabilirsin yani, onlara da anlatsın, bizi de anlatsın. Salona da girerdi. Hacer'e bir soru verin yani. Tamam, konuşuruz. Salona girerdi, bizimle sohbet ederdi, konuşurdu. Ben orada şunu ima etmedim, sen niye öyle anladın? Yani ben orada erkekler var, sen niye oraya giriyorsun diye ben onu ima etmedim. Evet. Ben şunu ima ettim, şunu sordum daha doğrusu. Senin kocanın husumetli oldu. Husumetli derken böyle zaman zaman tartıştığı, çok da fazla anlaşamadığı, hatta köpek meselesi, bir sürü mesele olmuş aranızda. O insanların evine neden gidiyorsun diye sordum. Ama sen, ben işte orada Celal var, erkek var, ben oraya girmiyorum. Soruyu niye öyle anladın? Denilen hep o yüzden gidildi Didem abla. Kim dedi size? Ne dediler sana? Hmm, şöyle konuşmuyorsunuz, neye gidiyorsunuz? Şöyle böyle ya. Konuştuğumuz dönemde gittim. Konuşmadığımız dönemde dersin ki... Sen o eve çok fazla girip çıkıyorsun. Onların oğulları var. Sen o eve neden çok girip çıkıyorsun diye köyde sana soru mu soruyorlardı? Yok Didem abla. Bir şey sorabilir miyim? Tabii tabii. Ümü, konuştuğumuz dönemde gidiyordum. Konuşmadığımız dönemde gitmedim diyorsun. Doğru mu? Ne zamandan beri konuşmuyorsunuz? Köpekten bayağı bir öncesinde bir harman meseleleri oldu dediler. Yani Yasin kaybolmadan önce konuşur muydunuz? Evet. Yasin varken gider gelir miydin? Yasin doğmadan önce gider gelir konuşur muydunuz? Konuştuğumuz dönemlerde... O zaman yani... gider gelirdi. Yavuz ama gider gelir miydi? Gider gelirdi. Sonradan gizli gitmeye başladın ve Yavuz bunu, bilmesin mi istedin? Ama. Man hocam gizli gitmedim. Gizli gitme durumum Yasin'den yok. Yasin'den önce giderdin ama. Çaya, kahveye, yemeğe, o eve. Yok, yemeğe hiç gitmedim. Tamam, giderdin. Yani yemek ya da başka bir şey. Gidiyordun. Bir şey olduğu zaman Yavuz dediğinde Mustafa abini çağır gel dediğinde kapıdan kapıyı tıkladık, Mustafa abiyi çağırıp dönüyordum. Ama evlerinin içine desinler ki işte girdi. Girdi diyor. Aramız iken girdi demedi mi? Ben gerçekten artık kendimle mi çelişiyorum? Ben mi anlamıyorum? Bir dakika ya, gerçekten Ümmü ya. Evin önünde oturup çay içtik. Ama salona girmişsin, salona girmişsin. Bir defa ya, girdim. Varken oturup çay içiyorduk. Bir defa girdim dedin az önce, öyle diyordun. Bir defa mı girdin? Kaç defa girdin? Bir defa gittim, ondan şeyi babaannesi vefat ettiğinde annemi çağırmaya gittim. Annem onların evine gitti. Ya Duran Hanımcığım, bir defa mı geliyordu yoksa gelip sürekli evin içinde seninle dertleşiyor muydu? Ya ara sıra gelirdi ya. Avara kaldık sıra. Şöyle kimse olmadığı zaman. Ne vursun ya, kimi var kimi? Bir şey soracağım ben Duran Hanım'a. Duran Hanım, siz o çocuğun kaybolduğu gün evdeydiniz değil mi? Evdeydiniz değil mi siz çocuğun kaybolduğu gün? Ben hasta yatırdım hocam. Ben 10 gün aldım da nörolojiden geldim, ben felç oldum. Siz onların evde olan bütün kavgalarını duyuyormuşsunuz anladığım kadarıyla. O gün çocuğun kaybolduğu duyardım, gün... Günlük kavga derler. Tamam, çocuğun kaybolduğu gün bir kavga oldu mu o evin orada? Bir yükselme, ses yükselmesi. Hayır, hiçbir şeyden haberim yok. Kavga olsun, araba gelse haberim olurdu ama... Bir gün önce, o çocuk... Değil mi? Bir gün önce... Bir gün önce... Duran Hanımcığım, bir gün önce, bir hafta önce çok şiddetli kavgaları oldu mu? Vallahi cumayı un kavga ettiler bak. Mustafa çay içti, o meşhur çay var ya. Yani bu Duran nedir ya? Olmaz. Ne kadar ağzınız bozuk, bir kadına yakışmayan kelimeler kullanıyorsunuz ya. Olmaz. Cuma ne yaşandı? Sen bize olayı söyle ya. Anne sakin konuş anne. Cuma onu kavga ettiler, bir daha görmedim. Yani çocuğun kaybolmadan önceki cuma değil mi? Üç gün cuma önce. Ben dağdaydım Didem abla, bana niye bakıyorsun? Soruyorum işte, sen de yanıt ver. Ben de söyledim ama. Dağdaydım diyor cuma günü, ben orada değildim ki nasıl kavga edeyim diyor. Belki Akile Hanım'la mı Ümmü kavga etti? Hayır, hayır. Motor yaparlardı Cuma'yı, o motor.
Tamir mi ettiniz? Hayır. Bak, motoru ne zaman tamir ettin? Motor 3-4 gün önceydi. Tahminim belki de ya bir hafta. Sonuçta bir kavga olmuş aranızda. Hayır Didem Hanım, bak cuma günü ben hayvanlardaydım. Cumartesi günü hayvanlardaydım, Yusuf geliyor oraya. Pazar günü yine Yasin'im ile dağdayım. Pazartesi günü çocuk kayboluyor. Durayna Hanım, sizin doğru söylemediğinizi, çünkü yalan söylediğinizi söylüyor Yavuz. Sürekli kısacası, söyleyecekler o kısacası yalanı. Kısacası yalan söylüyor diyor. Kavga etmemişler. Yusuf 10 gün evvel geldi, askerden geldi, benim yanıma geldi, davarın yanına gitti o çocuk. Çocuk bacık görmedi. O batlallar. Ama bak, Yusuf... Gördüm, onu da görmedi. Olur mu? Yusuf da diyor ki ben gördüm diyor, ben çocukla oynadım diyor, başını okşadım başını diyor. Başını sevdim diyor. Yani Durayna Hanımcığım ya, gerçekten bir tuhaf ya konuşuyorsunuz yani. Allah aşkına yani. Gerçekten. Şimdi o gün, bir gün sonra Mustafa Bey'le konuşabilir miyim? Mikrofonu kocana versene. Çünkü hemen Giresun Hayriye Hanım'a geçeceğim. Mikrofonu verir misin kocana? Şimdi bir gün sonra Mustafa Bey, sen nereye gittin? İki gün sonra neden köye döndün Mustafa Bey? Buyur. Yasin kaybolduktan bir gün, Yasin kaybolduktan bir gün sonra sen nereye gittin? Ben Konya'ya gittim. Yavuz kayboldu akşam. Aman o çocuk neyse. Çocuk kayboldu. Ben akşam harmana çıktık. Benim başım döndü. Tansiyonum yükseldi. Zor kötek eve geldim. Yavuz'u öyle görünsür ben. İki arkadaş kol kola tutmuşlar. Yavuz ağlar, çarpınır. Benim tansiyonum yükseldi. Gözüm karaktı. Yine oraya bir oturdum. Zor kötek eve geldim ben. Sabahına da Konya'ya gittim. Gelin doğum yaptı. Gelin doğum yaptı şimdi diyorsun, ama o zaman verdiğin ifadede diyorsun ki geline süt götürmek için oraya gittim. Gelin problemli bir hamilelik vardı. Süt götürmek için gitmişsin. Şimdi diyorsun ki düşük yaptı diye gittim diyorsun. Sonuçta hangisi? Hastanelik bir durum hocam. Hastanede. Ya işte çocuk günsüz oldu. Neydiğini bilemedik ki. İki gün mü kalıyorsun orada sen? Niye eşin niye gelmiyor? Durana Hanım niye gelmiyor? Sen niye gidiyorsun vardı Mustafa Bey? Vardı döndü. Vallahi iki gün mü kaldım? Bir gün mü kaldım hatırlamıyorum o zaman. Kaldım da ama iki gün kaldım ama bir gün. İşte normale döndü. Geldim gittim. Celal, siz niye gitmiyorsunuz? Babanız gidiyor sadece. Yani telaşlıyız Didem Hanım. Yani hayvan, mal, meşat, kendi işlerimiz var yani. Ama iki gün boyunca köye gelmemesi de neden gelmedi acaba iki gün boyunca köye? Tamam, bir gün gittin baktın gelinine, işte sonuçta orada senin da babası orada. Evladı var da babası orada. Sonuçta birileri orada, köyde de bir çocuk kaybolmuş. Madem bu kadar Yavuz'a üzülüyorsun, niye köye dönmedin? Didem Hanım, babam bana tembihledi. Millet ile beraber git aramalara katıl oğlum dedi. Ramazan'ı da ben davara gönderdim abla. Ha, helikopter geldi, köpekler geldi. Onların ben hepsinden yanındaydım. Ya benim anlamadığım şey şu. O dönemde jandarma sizin ifadenizi alıyor. Evet. O çocuk düşürmekten bahsetmiyorsunuz. Nereye gitti diye soruyor jandarma. Süt getirmek için, süt götürmek için, şimdi, süt yoğurt götürmek için gitti diyor. Şimdi insan çocuk düşürdüyse, çocukla ilgili problem varsa bunu söyler. Gelinim çocuk ya, yani, düşürdü ya da doğurdu neyse. Evet, 5 yıl sonra bunu nasıl hatırlıyor? Yani o gün niye söylemiyorsun jandarmaya? Şimdi bir öyle konuşuyorsun, bir böyle konuşuyorsun. Bir de süt götürmeye gittim demek daha çelişkili, daha çok soru işaretidir. Yani gitmiş, ama düşürdüğü için gittim demek, evet gerçekten böyle bir şey var. Gitmiş zaten deyip şüpheden uzaklaşmanız gerektirir. Aslı Mehmet Ali Bey hazır mı bu arada? Kendinizi bir hazırlayın. Çelişki yani hocam. Sonuçta hastanelik bir durum oldu. Gitmişken geline süt de götürdü yani. Niye o gün ifadenle bunu söylemiyorsun canım benim? O da niye eksik söylemiyorsun? Eksik yedik ifade vermişiz Didem Hanım. Öyle eksik yedik ki yani. Bir kere babanla kardeşinin yerini ayrı yerlerde söylüyorsun. Sen söylüyorsun bunu. Sonra orada kardeşine telkinde bulunuyorsun telefonda ve tapeye düşüyorsun. Sadece saçmalama diye tembihledim hocam. Bu yanlış anlaşılmadı. O zaman niye ifadende? Bir dakika, o zaman ben de sana şunu sorarım. Evet, onlar saçmalar diye mi onların orada olmadığını söyledin? Peki kirazlıkta olduğunu söyledi. Hiç görmediğinizi söyleyin evet diyorsun bir de. Onun cevabını ver bana o zaman Celal. Vallahi. Ya bak şimdi böyle bunu düşündüğün zaman insanda şüphe uyandırıyorsun Celal, gerçekten yani. Doğrudur hocam, ben bir şey demiyorum. Ama ben bir tane doğru biliyorsam. Ben vicdanım rahat hocam. Kesinlikle. Bak, olabilir vicdanım rahat. Bu arada Kadir bizim de kardeşim. Bizim suçumuz günahımız yok hocam. Tamam bak, olabilir. Ama burada jandarmaya yanıltıcı ifade veriyorsun bir. Biz buna, kardeşini telefonla uyarıyorsun iki. Çocukla kim ister ya el kadar çocuğa, kim kötülük yapmaz ister bilmiyorum, hocam ya. Bilmiyorum, biri yapmış. Biri yapmış bunu ama yapan sonuçta. Adamın akıllı ruh sağlığı yerinde olmayan insanlar yapar. Demek ki öyle bir şey yani, bilmiyoruz biz de onu anlamaya çalışıyoruz. Mesela Ramazan işte yapmış olabilir mi böyle bir şey, akıl yok, sağlığı? Yok hayır.
O sadece 2-3 yıl önce eşinden ayrıldı. Hı-hı. Devamlı düşünceliydi o. Az önce babamın da akıl sağlığı yerinde değil, o yüzden evet. gülüyor dediniz. Mustafa Bey böyle bir şey unutuyor hocam, ben gerçeği söylüyorum. Unutuyor. Ama bu arada çoğu şeyi unutuyoruz. Gülmek başka hepiniz unutuyorsunuz şey. Ama o gün oraya evet. gittiğinde sonuçta Gülsüm'ün şeyi Kadir değil mi? Yani evet. senin kardeşin, kocası. Şey, eşi. Eşit pardon. Ve hiçbir şekilde çocuk düşmekten hiçbir şeyden bahsetmiyor. Hiç öyle bir şeyden bahsetmiyor. Karısı çocuk düşürdüyse, ya. Problem olduysa, böyle bir şey olursa. O zaman babam öyle demiş olabilirler hocam. Ve kocası bilmiş o yani bunu. Yani belki yanlışlıkla bir şey söylemiş bilmiyor, siz evet. biliyorsunuz. Yani kocası karısının bir sorunlu hamilelik geçirdiğinden. Kocası bilir. Niye ifadede söylemiyor? Siz söylüyorsunuz sadece. Yani sonuçta erken doğum şey oldu. Tattım benim. Git gel yaptılar canım hastaneye. Benim. Bir git sürü gel şey yapmış oldu hocam. Kocası ifadesi böyle bir rahatsızlık yok diyor. Bahsetmiyor bu rahatsızlıktan. Şunu söyleyebilir. Benim karımın bir rahatsızlığı vardı. Dolayısıyla babam da geldi vesaire süt getirdi diyebilir. Hiç öyle bir şeyden bahsetmiyor yani. Demek ki ifadede öyle dememiş. Valla bence sizin tekrar ifadelerinizin bu olması lazım. Bu olayda böyle kesinlikle. Ya dikkat ediyorum. Kesinlikle tekrar ifadelerinizin olması hocam, lazım. Hocam bizim yani. Kimseden çekincememiz yok. Valla o çocuğun başına o köyden biri bir şey getirdi yani. Dışarıdan biri değil yani. Konuşacağız hepsini, bütün iddiaları da konuşacağız. Şimdi bir şeyi görelim. Mehmet Ali bir görelim.